yardımcısı bir kurum. Hakimlere katkı sağlayacak bir kurum. Çünkü hakim her konuda uzman olamaz. Hakim hukukçudur. Teknik konuda bilgisi eksik olabilir, bilmeyebilir. Tıbbi konuda eksik olabilir, diğer konularda eksik olabilir. İşte o durumda neye ihtiyacımız var? Bilirkişi kurumuna ihtiyacımız var. Bilirkişilere ihtiyacımız var. Dolayısıyla uzman insanlara ihtiyacımız var. Uzman ve tarafsız, bağımsız insanların bu kuruma katkı sağlayacak kesin. Ve geçmişteki sorunların değerlendirilip ona göre çözüm bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu çalıştayın inanıyorum ki ülkemizin adalet sistemi katkı sağlayacaktır ve bu sorunları çözecektir diye düşünüyorum. Özellikle dilerim ülkemize de hayırlı olsun diyorum. Bu gerçekten önemli. Yargımızın en önemli temel sorunlarından ve ileride de adil yargılamaya çok katkı sunacak bir kurumu tartışacağız. Gerçekten hem ceza yargılamasında hem de hukuk yargılamasında karşılaştığımız sorunlardan biri de bilirkişilik uygulamaları. Bu nedenle burada ortaya çıkacak sorunları ve bizim hakim ve savcılarımıza katkı sunacak bir sistemi yeniden iyi inşası bakımından çok yol kat edildi. Bugün de burada biz bu kurulan sistemin daha iyi işlemesi, adalet sisteminde teknik bilirkişinin özellikle hukukçu bilirkişinin olup olmayacağı konularında adalet sistemi rahatlatacak ve böylece adalete vatandaşımızın erişimini kolaylaştıracak ve makul sürede yargılamaya da hizmet sunacak bir sistemi birlikte tartışacağız. Dolayısıyla bunu ben çok önemsiyorum. Çok yararlı sonuçların çıkacağını düşünüyorum. Bir de hem akademisyenler var, hem uygulamacılar var, hem avukatlarımız var, savunma ayağı var. Üç ayak bir araya gelerek karşılıklı birbirlerini doğru anlayarak, temel sorunları ortaya koyarak sisteme ve ülkemizin yargısına çok katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur. Her şeyden önce bir toplumsal diyalog kurulması ve bu konuda da alçak gönüllü bir yaklaşımla Barolar Birliği Başkanlığı'na öncelik tanınarak diyalog kurulması çok güzel, olumlu gelişmeler. Bunun arkasının geleceğine inanıyorum. Diyalogla pek çok sorun çözülebilir. Biz de Bilirkişiler Derneği olarak hiç dernek olarak kurullarda görev almamıştık. Bundan sonra inşallah bize derneklerde, kurullarda, diğer yetkili organlarda sorunları dile getirme imkanımız olur. Sorunları böyle sadece slogan olarak değil, araştırma, inceleme raporları bilirkişiyle yargıya yakışır bir olgunluk içerisinde sunmak isteriz. Şimdi burada bu tür toplantılarda geniş katılımlı ve işbirliğine yönelik toplantıların düzenlenmesinde fayda ummaktayım. Bir de bu toplantıyla ilgili şunu söylemem lazım. Kurumlar arası ayrıklaşma değil birleştirmeyi sağlayıcı çalışmaların öncelikli olduğunu düşünmekteyim. Bunu yaparsak bilirkişiler olarak daha güçlü olacağız. Bilirkişilerin bir problemi var, o da şu: deve kuşu gibidir. Ne deve dersiniz ne kuş dersiniz. Hakimlerin, savcıların yerinde az. Diğer taraftan avukatların desen onlar da sebep çıkmıyor. Çünkü bağımsız ve tarafsız rapor yazıyoruz. O yüzden böyle birlikteliklerimizi, kurumsallaşmamızın önemini vurgulayan bir çalışmaların artması düşüncesindeyim. Çok teşekkür ederim.